Merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bu videoda sizlerle şu sıralar devam etmekte olan ve satranç tarihinin en önemli organizasyonlarından birisi olan Dünya Şampiyonluğu'nun ilk 3 turuna şöyle bir değinmek istiyorum. Zaten canlı yayınları izlemiş olanlar için belki biraz tekrar olabilir ama elinden geldiğince hızlı bir şekilde ilk 3 oyunu özetlemeye çalışacağım. Şimdiye kadar biliyorsunuz herhangi taraf kazanmadı. 3 tane beraberlik var ve ...biz de bu oyunlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak hazırlığın en üst düzeyde olmak zorunda olduğu... ...ve sporcuların çok büyük riskler alamayacağı... ...bu organizasyonda 3 tane beraber olması... ...çok şaşırtıcı değil. Biliyorsunuz dünya şampiyonu... ...Magnus Carlsen daha önceki 2016 ve 18 yıllarında oynanan... ...dünya şampiyonalarında da... ...beraberliklerin çok olduğu... ...maçlar geçirmişti. O yüzden şimdi de böyle olması... ...çok şaşırtıcı değil bizim için... Ancak tabii ki oyuncular yavaş yavaş ısınıyorlar ve her an taraflardan bir tanesi kazanabilir. 29 Kasım itibariyle dinlenme günü, boş gün sporcular yarın tekrar devam edecekler. Biz de bu sırada oyunlara bakıp e, alacaklarımızı almaya çalışalım. İlk oyunda Nepomniş'i kura sonunda beyaz taşlarla oynuyordu ve E4 ile başladı oyuna. E5, at F3, at C6, fil B5, A6, fil A4, At F6. İspanyol açılışının ana varyantına gidiyoruz. Rock. File 7. Burada çeşitli yol ayrımları, yol ayrımları her zaman var ama ben bunları atlıyorum şu anda. Çünkü dediğim gibi fazla dataya girersem ilerlemem zor olur. Kale 1 B5. Ve beyaz E5'teki piyonu istiyordu. Örneğin siyah rok atmış olsaydı. Fil alır C6 ve AT5 yapabilecekti. B5. Fil B3. Ve rok. Rok hamlesi Marshall Gambit'in habercisi. Siyah her ne kadar zorunlu olmasa da Marshall Gambit'ine gitmek isteyebilir. Söz gelimi eğer standart C3 hamlesini yaparsak D4 fikriyle siyah D5 oynayabilir ve bu Marshall Gambit oluyor ve satranç tarihinde çok önemli bir yeri var satranç teorisinde. Beyaz bundan kaçınmak için birkaç şey yapabilir. Örneğin bu oyunda olduğu gibi başlıca oynayabilir ve 3. E, partide göreceğimiz gibi A4 oynayabilir. İlk oyunda H3 hamlesini gördük. Marshall Gambit'ini karşılamak için e, herhangi bir girişimde bulunmuyor gibi görünse de aslında C3'ün yaptığı hasarı bıraktığı hasarı bırakmıyor pozisyonda. Siyah yine eğer D5 ile E5 at D5 at E5 at E5, at E5 kale E5 ile devam ederse C3 karesi at için boş olacak ve beyaz vezir kanadını gelişmekte e, o kadar zorlanmayacak. O yüzden H3 hamlesi aynı zamanda şah kanadını da güzel bir şekilde koruyor. G4 karesini elinden alıyor ki Marshall Gambit'inde pek çok varyantta G4 karesinde bir at bir fil belirebiliyor. Ve böyle bir bekleme hamlesi aynı zamanda. Çünkü siyah ata 5 hamlesini tehdit etmediği için E5 piyonu askıda olduğu için C3 oynayıp filini saklamaya gerek görmüyor. Derken bu hamlede siyah 8. hamlede at a5 at 5 oynuyor ve az rastlanan bu hamleyle bir piyon feda ediyor. Marshall Gambitin ruhunda oynamaya çalışıyor. At alır e5. Piyonu kabul etmezsek fil çiftini dümdüz vermiş olacağız. Siyah d6 ile piyonunu koruyup veya fil aldıktan sonra d5 oynayıp inisiyatifini sürdürmeye çalışacak. O yüzden ata 5 neredeyse pratik olarak zorunlu. At alır b3, a alır b3 ve fil b7. Siyahın fil çifti var ve birazdan d5 oynayarak filler için açık bir pozisyon arzulayacak. d3. Ee, yayında da bahsettiğimiz gibi at 3 hamlesi aslında çok fazla hırslı olmazdı. Çünkü siyah b4 oynayarak daha sonra e4 piyonuna saldırabilir. At d5'e gittiğinde de siyah onu alabilirdi. O yüzden fil b7 hamlesine d3 ile cevap verilmesi normal. Ve aynı zamanda b7'deki fil kısıtlanmış oluyor böylece. O yüzden siyahı d5 oynamaya zorunlu bırakıyor d5 e alır d5 vezir alır d5 ve vezir f3 buraya kadar oyuncuların hızlı oynadığını söylemeliyiz pozisyon az oynanmış olsa da oyuncuların bildiği bir konum fil d6 elbette burada e, vezirleri değişmek siyahın istediği şey kesinlikle değil siyah maksimum verim almadan vezirleri değişmek istemiyor çünkü kendisi piyon geride taş değişmek de istemiyor o yüzden vezir f3'e fil d6 oynuyor ve diyor ki bu koşullarda değişelim istersen ancak bu pozisyonun ne pomlişi direkt şafe bir oynuyor. Nasılsa vezir değişimi kaçınılmaz. Arkada fil boşta. Siyah vezirini herhangi bir yere kaçamaz. Ve bu hamlede kale f b 8 oynuyor. Fakat yine canlı yine değindiğimiz gibi vezir E5 almak yine mümkün. Ee, burası kritik bir önem taşıyor. Çünkü vezir B7 aldıktan sonra niye şafe bir oynandığını daha iyi anlayabiliyoruz. Ve vezir H2 hamlesi de göründüğü kadar tehlikeli değil. Çünkü beyaz söz gelimi vezirini geri dönerek ve daha sonra E dikeyini kapatarak piyon üstünlüğünü sürdürmeye çalışabilir. O yüzden şahfe bir hamlesi e, tuhaf görünse de vezire 5 gibi bir tehdidi kesmeye çalışıyor. Kale fb8 ve gerçekten şimdi vezire 5 istiyor. Bu yüzden beyazı d5 almaya zorluyor ve gördüğünüz gibi maksimum verim elde ederek vezirleri değişmeye zorladı siyah. Normalde vezir değişmek istemiyordu. Vezir de 5. Yani sözgelimi at c3 oynamış olsaydık vezir alır alara 5 kale fb8'in de altını çizmiş olurdu. Çünkü b7'deki e, b7'deki fil korunmuş oldu böylece. Ve beyaz kaybederdi. Vezir D5, at alır D5 ve fil D2. At b 4de tedbir alarak yapılmış bir hamle bu. Ve aynı zamanda at C3'ü hazırlıyor. Kayaların bağlantısını sağlayacak. C5 ve bu pozisyonda Nepomniş'i az rastlanan ve uzun düşüncenin ardından oynanan at F3 hamlesini yapıyor. Bu hamlenin aslında amacı az çok basit. E dikeyini açmakla birlikte aynı zamanda rakibin hamlesini bekleyen bir hareket gösteriyor. Çünkü d4 oynamak isteyecek, c4 oynamak isteyecek. Kendisinin 4'e 3'ü var. Piyon fazlalığı orada. Ve bunu yapabilmek için e, özellikle d4 karesini kontrol etmesi gerekiyor. Kale d8. Aynı şekilde rakibin piyon ilerleyişlerini olası bir e, piyon ilerleyişini durdurmak istiyor. At c3 ve beyaz taş değişip kazanmak istiyor. Çünkü materyal öndeyseniz kazanmak için taş değişmeniz yeterli. At B4. Yine standart bir hamle ve burada biraz beklenmedik tarzda kale EC1 oynuyor. Çünkü merkezde bir tane açık dikey var ve bekliyoruz ki kale AC1 daha doğal. Çünkü altındaki piyon almak zor. Fakat Nepomniş'in fikri kale EC1 oynadıktan sonra E1 karesini at için boşaltmak ve piyonları yavaş yavaş ilerletip bir geçer piyon yaratmak. Ve siyahın dikkatli olması lazım. Kale AC8. At E2 planın parçası. Dediğim gibi eğer piyonları ilerletmek istiyorsak önce piyonların yolunu boşaltmalıyız. Ve aynı zamanda ata doğru bir baskı yapılıyor. Henüz alınmak istemese de belki gelecekte bunu tasarlayabilir. Aynı zamanda at E2 hamlesi file F4'ü de hazırlayabilir. At C6 ve file 3 Burada ne pomnişi oyuna bakınca direkt file F4 niye oynamadı diye merak ediyor olabilirsiniz ama bunun cevabını ben de bilmiyorum. File 3 D4 hazırlığı yapıyor ve at E7'ye de Fil F4 oynuyor. ya yani Madem Fil F4 oynayacaktı niye acaba file E3 oynadı? Bunu anlamak kolay değil. Bizim açımızdan e, Nepomnişi de bu kararı doğru bulmadığını söylemişti daha sonrasında. Ancak burada e, belki D4 oynamaya çalışmak adına rakibin At F5'ini kesip örneğin At G3 gibi bir hamleyle ilerleyip daha sonra D4 yapmaya çalışılabilirdi pekala. Ve rakip eğer bunu kesmek için At D5 yaparsa Fil tekrar kaçılabilirdi. Tahmin ediyorum. Ve daha sonrasında tekrar e, bu uzun manevranın ardından At aynı yere gelmiş olurdu ve siyah herhangi bir şey elde etmiş olmazdı. Fakat beyaz birazcık gelişme kaydetti. Fakat bunu tercih etmiyor. Ve fil F4 oynuyor. Fil F4'ten sonraki hamle dizisi oldukça üretici. Siyah burada. Önce fil F3 alıyor. Elbette D6'daki fili alamayız. Taş kaybediyoruz. Çünkü fil E2 alıyor. GF3. Fil F4. At F4 ve kale C6. Birkaç taş değişildi. Beyazın mutlu olması gerekir. Çünkü kendisi piyon fazla. Ancak işler o kadar kolay değil. Çünkü az önce gösterdiğimiz gibi piyonları İlerletmeye çalışmaya başlamadı beyazlar ve bunu nasıl yapacağı çok da açık değil. Tam tersine siyahın burada birazcık baskısı var rakip ve şah kanadındaki zayıflıklardan ötürü. Kaleye bir doğal bir hamle at f5 ve at yine de 4 karesine h4 karesine göz dikiyor. c3 yine bu tarzda bir hamle ataş 4 Eğer g5 oynansa idi d3 piyonunu kazanmak için. Beyaz ataş 5 oynayarak taktik anlamda kale d3'ü kale e8 ile karşılayabilir ve daha sonrasında belki kale e5 ile e, rakibi zor durumda bırakabilirdi çünkü e, hazırlıksız yapılmış bir g5 sürüşü e, beyazdan çok siyahın başını artacaktı c3 ataş 4 kale e3 Gördüğünüz gibi siyah biraz baskı yapmaya çalışıyor ve şah f8 makinenin buna şüpheli demesinin sebebi birazdan e, nepomnişin yapacağı hamleyi e, engellemeye çalışması. Burada makine G6 hamlesiyle Nepomniş'in at, G'sin, at G2'sini kesmeye çalışıyor. At G2'nin şöyle bir şekilde kesildiğini görebiliyoruz burada. At F5'ten sonra kale 5 oynanırsa D3'teki piyonu alabiliyoruz. Fakat oyunda göreceğimiz şey Şah F8'de Nepomniş at G2 oynuyor. Bunu yapamıyoruz. at F5 oynuyor. Tabii ki atları kesilmesi beyazın işine gelirdi. Pasif atla kendi güçlü atını değişmek istemiyor. At F5, kale 5 ve gördüğünüz gibi şimdi D3 piyonu artık boşta değil. Çünkü atı istiyoruz. G6 At E1. Pasif bir bekleyiş. Makine bunun yerine Şa E2'yi daha çok beğendiğinden hemen At E3 görmek istediğinden tahtada At E1 hamlesini beğenmiyor ama Nepomnişi burada sanıyorum pozisyonda dengeyi bulmaya çalışıyor sadece. Ekstra bir girişimde bulunmuyor. At G7. Kale E4 ve çok güzel B4 fikriyle artık uzun süredir beklenen sürüş gerçekleşirse yani siyah Söz gelimi bir boş hamle yapalım. B4'e izin verirse o zaman bu değişimlerin ardından D2'yi de geçer. Artık beyazlara kesin üstünlük verebilir. Fakat F5 oynayarak dünya şampiyonu buna engel oluyor. Kale 3 At E6. At mükemmel bir kareye oturdu. At G2. Ve burada dünya şampiyonu oyununu neredeyse bitiren fikri uyguluyor. İsterseniz hatırlamıyorsanız bunu düşünebilirsiniz. Görmediyseniz burada B4 oynuyor. Çelişkili gibi görünen bir hamle. Kendi piyon formasyonu zayıflatıyor. Ancak çok temel bir fikri var. Burada saldırıya açık duruma getirilen bir duble piyon ikilisi görüyoruz. Kendisi kale B8 oynayıp ya da kale B6 oynayıp onlara saldırmak istiyor. Tercihen kale B8 çünkü bu kale A6 piyonunu koruyor. Şah E2. Kale B8. Ve Nepomnişi burada en pratik kararı veriyor ve piyonlardan birini feda ediyor. Zaten materyal fazlaydı. Ve rakibi az önce konuştuğumuz vezir kanadı zayıflıklarına saldırmak isteyecek. Şah D2. B C Kale alır B3. Şah C2, kale B7 ve bu pozisyonda artık siyah şah kanadındaki üstünlüğünü arttırmak isteyebilir. At G5 ile zayıf piyonlara odaklanmaya çalışabilir. Fakat Nepomniş önce at G5'leri kesiyor ve ardından şah F7'nin ardından kale E 1 oynuyor. Yine çok güçlü bir hamle. Atını C4 karesine getirince hem zayıf piyonlar yerinde sabitlenmiş olacak hem de at süper kareleri zıplayabilecek. Şah F6, at E3, kale D7, at C4, kale E7. Tabii ki burada at E5 tehdidi vardı. O yüzden Siyon bir şey yapması lazım. Kale 7 -e 5 ve kale d6. At c4 -e kale c6. At e5 kale d6. At c4'ten -e sonra oyuncular hamle tekrarıyla beraberlikte anlaşmışlar. Evet ilk oyun böyleydi. Şimdi ikinci oyuna geçelim. İkinci oyunda dünya şampiyonu Pardon. Şimdi ikinci oyuna geçelim. Dünya Şampiyonu ikinci oyunda Beyaz Taşlar'la oynuyordu. Ve e e Pardon. E ikinci oyuna gidelim ve ikinci oyunda Dünya Şampiyonu Beyaz Taşlar'la oynuyordu. Hemen ona bakalım. Eee ...Carlos'un D4 ile başlamıştı partiyi... f 6 C4, E6... ...her ne kadar Nepomnişi daha çok bir... felt oyuncusu gibi bilinse de... ...Dünya Şampiyonu gibi önemli bir maçta... E, ...bu kadar keskin bir devam ...oynamak istememesi... ...özellikle açılış Aşırsın. hazırlıklarının bu kadar... E, ...önemli ve yoğun olduğu... E, ...üst düzeyde... ...neredeyse... ...her şeyin çözüldüğü... ...bir... E, ...sertlikte açılışa gitmek istememesi normal... ...kendisi dünya şampiyonlarının vazgeçilmez açılışı olan Vezir Gambit'ine gidiyor D5 hamlesiyle. Ve G3 Katalan. Katalan üst düzeyde çok görülen ancak Carlson'un o kadar fazla oynamadığı bir açılış. Fakat e, biz artık bu açılışı neredeyse görmediğimiz bu turnuva bilmiyoruz. G3 e 7, fil G2 rock rock. Katalan'da siyahın tek sorunu beyaz renkli fil Tüm Vezir Gambit açılışlarında olduğu gibi. Ve aynı zamanda merkezin parçalanması. O yüzden burada vezir kanadına gelişmek ve merkezi parçalamak adına dc 4 oynuyor. Tabii ki direkt c5 yapamaz mıydı? Elbette yapabilirdi. Fakat bu e, siyahların merkezde bir zayıf piyon kabul etmesi veya taşla alacaksa rakip merkezde e, daha güçlü olmasını e, kabul etmesiyle olabilirdi diyelim. O yüzden önce dc 4 vuruyor. Bu imkanı elinden alıyor ve c5 oynamaya çalışacak gelecekte. Ve aynı zamanda rakip c4'ü almaya çalışırken kendisi vezir kanadında filini D7'den C6'ya veya B7'ye çıkmaya çalışacak. Böylece bütün sorunu çözmüş olacak. Vezir C2 ana varyanttayız. B5. Bu aslında ana varyant değildi. Ee, bir 10 yıl geride hiç oynanmıyordu herhalde. Ama günümüzde neredeyse ana varyant kabul ediliyor. Çünkü hem makinelerin önemli tercihlerinden bir tanesi hem de iyi sonuçlarla oynanıyor. Dedi, dünya şampiyonu siyah taşlarla tıpkı beyazda olduğu gibi bunu görmüştü defalarca ve e, önemli hamle A4'ten sonra Beyaz'ın fikirlerinden bir tanesi uzun çaprazda e, baskıyı arttırmak için AT5 gibi bir hamle yapmak olabiliyor. Pek çok devam yolu mevcut bu arada burada. Dediğim gibi çok detaya girersem bu video bitmez. O yüzden oyuna dönelim. AT5 hamlesi neredeyse hiç oynanmamış bir hamle. E, belki, belki objektif olarak en iyisi de değil. Ancak kaliteyi almak istiyor. Örneğin vezirde 4 alırsanız e, a 8 almak isteyebilir veya bu hamlenin ana fikri olan A4-B4 fikrini uygulamasını e, geciktirmesinin sebebi olan Vezir C3'ü e oynayabilir. Tam Carlson'ın istediği tipte bir pozisyon. Kendisi piyon feda ediyor ve e, aktif oynamaya çalışıyor. Canlı yayında bunu çok sık söylemeye çalışmıştım. E, özellikle ilk videoda oyuncuları anlatmaya çalışırken Nepomniş'i çok aktif, dinamik tarzda oynayan bir oyuncu ve Carlsen'ın rakibi defans yapmaya zorlamaya çalışmasını anlamak gerekiyor. Burada psikolojik elementler var, rakibin tanıma var. Ve dünya şampiyonu bunu şimdiye kadar la ile yapmaya çalıştı. E, burada Örneğin bu tip bir değişimden sonra Beyaz bir şeyler feda edip baskı yaratmaya çalışan... Siyah da savunma yapmaya çalışan taraf olacaktı. Bu durum belli ki Dünya Şampiyonu'nun oyun stratejisinin bir parçası. Ata e C6 oynuyor. Bu makinenin de beğendiği bir hamle. Ve yayında da söylediğimiz gibi C6 piyonunu değil... C4 piyonunu almaya çalışıyor aslında Beyaz. O yüzden burada At C6 alması tam da Siyah'ın istediği şey olurdu. Çünkü örneğin At C6... At C6, Fil C6, Kale B8'den sonra siyah bir problemi olması için sebep yok. Çünkü kendisi vezir kanadında 3'e 2'ye sahip ve gelişimde sorun yaşamadan bütün sorunlarından kurtulmuş oldu. A4 ve at D5. Aslında bu pozisyon birkaç hamle sonra eski oyunlara dönecek. Yani her ne kadar yeni bir pozisyona denk gelmişiz gibi görünse de bu aslında bir transpoze yaşayacak pozisyon ve başka oyunlara dönecek. At C3, Makinenin bu hamleni beğenmemesi çok bizim için önemli değil Çünkü açılış bölümü birazcık e, karmaşık. O yüzden bunu geçelim. F6. Çok doğal bir hamle. Siyah. E, canlı yerine de uzun uzun değindiğimiz gibi F6 ile bu atı şutlamadan e, kaba tabirle taşlarını çıkamıyor. O yüzden f 6 her ne kadar biraz zayıflık yaratsa da E6 karesinde e, bağışlanabilir bir hamle. Ancak Vezir D7 biz yayın yaparken e, çok tuhaf gelmişti. Yani sanki siyah taşlar e, çok zorlanacak gibi gelişmekte. Birbirinin e, gittiği kareleri engelliyorlar gibi görünüyor. Ama Nepomniş'in kafasında bir fikir var ve bence onu e, gayet güzel açıklayıcı bir şekilde oynama fırsatı elde ediyor. E4, at B4 ve D3 karesinde de aynı zamanda göz diken bir hamle bu. Vezir E2 at D3 ve şimdi siyahın yapması gereken atını oyuna çıkıp filini e, getirebilmek. O yüzden siyah bunu başarırsa beyaz materyal yeri olduğu için zor durumda kalacak. Kendisinin E5 veya D5 ile ilerlemesi lazım. Dünya şampiyonu e 5te ilerlemeyi tercih ediyor. Fil B7. Siyah gelişmek zorunda. E F6. Fil F6. At E4. pozisyon şimdiye kadar oldukça karmaşık ve belirsiz. E, ve dünya şampiyonu pozisyonunda dediğim gibi e, rakibinin gelişimine fırsat vermeden ilerlemek zorunda. At A6. Ve son e, önemli an belki de oyunda. Çünkü burada dünya şampiyonu At F6 ile hızlı gelişimi ve inisiyatifi sürdürmek yerine bu şekilde devam etmek yerine bu hala siyahların e, o kadar kötü olmadığı fakat açıkça zayıflıkların tahtada bulunduğu bir pozisyon demek. O yüzden bunu oynamak yerine makinelerin çok beğenmediği at 5 hamlesini yapıyor. Ve e, sonradan kendi söylediği kadarıyla rakibinin cevabını kaçırıyor. Nepomniş önce file 5 alıyor ve sonra at a 5 geliyor. Bu hamleyi kaçırdığını söylüyor ve burada artık hem at b3 istiyor hem atlardan kurtulmak istiyor. Dolayısıyla böyle bir senaryo dümdüz piyon geri gibi görünse de e, dünya şampiyonu belli ki bunu kaçırmış yani. burada artık bir şeyler feda etmek zorunda ve at D6 ile feda ediyor. At D6 hamlesinin ardından at B3 ile siyah kalite kazanıyor gördüğünüz gibi. Ve kale B1 ile devam ediyor beyaz. Makine burada file 3 ile kalite feda edilmesi gerektiğini söylüyor. Filden vazgeçilmemesi gerektiğini söylüyor. Daha fazla dinamizm tutabilmek için tahtada. Fakat at B3, kale B1, at BC1, kale BC1, at C1, kale C1 ve oldukça fazla taş değişerek Siyah hem piyon fazla hem de kalite fazla. Materyal olarak kazanç pozisyonunda ancak kazanmak için gerçekten iyi oynamak lazım. Nepomnişi burada belki plan olarak bunu başaramıyor. Kale A B8, kale D1, fil A8. Aslında niyeti C5 sürmek. Bunu sürdüğü zaman işi bitirecek. Hem hatları açmaya çalışacak B4 ile hem de filleri değişecek. Ve oyun gerçekten kendisi için daha kolay hale gelecek. Fakat burada dünya şampiyonu file 4 oynuyor. İlginç bir şekilde... Pozisyonda gerçekten e, fil H7'nin tehdit edildiğini görebiliyoruz. Örneğin B 4 gibi bir şey oynanırsa belki yani e, henüz tehdit ediliyor mu bilmiyorum ama e, bu şekilde bir saldırı elde etmek mümkün. Ve siyahın vezir feda etmesi gerekiyor. Çünkü kale H4 çok büyük bir tehdit. veziri belki E7'ye gelip H4'e vurması lazım. Bu düşünülebilir. Ve e, siyah belki böyle oynayabilir. Çünkü makine B 4 oynaması gerektiğini söylüyor. Ve fil 7 fedası e, bu şekilde çürütülebilir belki. Ancak Nepomniş burada C3 oynuyor. Vezir c2 tempo hem taviz koparıyor şah kanadından f6 karesi zayıflatılıyor g6'dan sonra hem de e, şimdi göreceğimiz gibi bc3 ile piyonunu alıyor. Ba4 vezir a4 kale fd8 kale a1 gördüğünüz gibi siyah sonunda c5 sürdü ama ne karşılığında hem piyon verdi hem de e, beyazın taşları bariz bir şekilde aktif hale geldi. Kalesi de aynı zamanda yani çünkü kalesi de işsizdi. Vezirce 4, file 4, at 4, at f6 tehdit ediyor, şah 8, at d6 geri geldi, kale b6 ve siyan artık burada avantaj için taşlarını aktifleştirme zor olduğundan d6'da bir ahtapot, bir canavar olduğundan ona feda yapıp pozisyonu beraber yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Vezirce 5, buna izin vermek istemiyor, kale d b8, kaleyi aşağı indirmek istiyor, şah g2, bunlardan kaçınmaya çalışıyor a6. Ş3 Kale C6 ve beyaz gelişim kaydetmek istiyorsa Vezir'in çok uzaklaşmaması gerekiyor çünkü D6'ya feda var Fakat Vezir D4 Şah G8 c 4ten sonra Vezir C7'ye Dünya şampiyonu Vezir G4 oynuyor Ve D6'ya fedayı kabul ediyor Belki başka türlü oynamak mümkün olabilirdi Ancak oyunda da görüleceği gibi Vezir G4 Kale D6 E D6 Vezir D6'nın ardından artık e, Siyah daha güvenli bir yerde Duruyor C5 vezir 5 vezir 6 şah g7, kale 6 her ne kadar siyahın şahı zayıf ve piyon geri olsa da bu tip finaller eğer vezir değişimi kaçınılmıyorsa genelde beraber oluyor ve kale f8 gibi çok güçlü bir hamlenin ardından f2 piyonuna bir kez daha basarak çünkü eğer direkt f2 alınmaya çalışılsaydı bu e, vezir 5in ardından hemen kaybedebilirdi e, yani belki daha iyi hamleler de vardır bu arada ama e, sıkıntı çıkartabilirdi bu Kale F8. Tekrar saldırıyor. F4. Vezir F5. Ve söylediğimiz şekilde Vezir F5. Kale F5'in ardından 3'e 2. Bu finallerin hemen hemen çoğu beraber oluyor. Burada da istisnai bir durum yok. Kale A7. Şah G8. Şah G4. Kale B5. Kale E7. Kale A5. Kale E5. Elbette kaleleri değişmemek lazım. Eğer e, forse beraber yoksa. H4. Şah G7. H5. Burada siyah ya ben oyunu izlerken bu bölüme denk geldiğimde H5 oynayıp bekleyebilir mi diye düşünüyordum. Çünkü sanki çok hassas bir duruma geldik ama biz de Kale A5 istediğimiz için o da kalesini ayrılamıyor. Böyle bir şeyler oluyor. O yüzden acaba böyle oynar mı diye düşündüm ama Nepomniş'i zaten her türlü beraber yapıyorum diye Şah G7 oynadı. H5, Şah H6 Şah H4 ve beyaz G4, G5 yapmak istiyor. O yüzden Siyan derhal aktifleşmesi lazım. Kale A1 ve şimdi arkadan sürekli Şah çekecek. G4, Kale H1, Şah G3 G, H5 ve burada Piyonla veya kaleyle almak doğru olmadığı için kaleye altı. Şah g 7 g5. Yani görünüşe göre sanki beyaz bir şey kazanmış gibi görünüyor ancak kale g1 şah f2 kale a1'den sonra aslında ilerlemek mümkün değil. Çünkü f piyon ilerletseniz bile kazanamıyorsunuz. Kale h6 piyonu almak istiyor ve kale a4 şah f 3 sonra kale a3 şah f2 kale a4. Burada oyuncular beraberlikte anlaşmışlar ama eğer sözgelimi ee, söz şahı ilerlemek isterse kale a3 şah h4 ile ee, söz gelimi kale F3 oynayarak bunu beraber yapabilir. Çünkü kale F6 hamlesine H6 oynanabiliyor. Piyonla vurulursa kale boşta. Kaleyle vurulursa kale F4 alıyoruz ve yine bir piyon gerideyiz. Hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Ancak bu bilinen bir beraber pozisyonu. Filidor pozisyonu. O yüzden e, siyah yer düzgün durursa e, kaybetmiyor bunu. Ve böylece 3. partiye geçiyoruz. 3. partide e, Nepomniş'i ilk dinlenme gününden önce son kez beyazdı ve yine E4 oynadı. E5, at F3, at C6. Genel olarak bu yaklaşım aslında mantıklı çünkü eğer de başka başlıca dönerse rakibine çok şey belli etmiş olacak. Yani D4 oynasaydı, C4 oynasaydı rakibi bu mesajı alıp dinlenme gününde hemen hazırlanabilecekti buna. Ve rakibi tabi e, tabii sadece tek başına hazırlanmıyor. Bir ekip var ortada. Carlson ve ekibi bunu çalışacaktı. O yüzden ilk bölümü E4 oynamaya ayırmış. Belki daha sonra açılışın değişebilir. A6 fil A4 at F6 rok fil E7 kale E1 B5 fil B3 rok aynı hamleler ve A4 bu sefer A3 oynamıyor fil B7 D3 genelde ne zaman fil B7'de görseniz o zaman bilin ki e, D3 hamlesi çok etkili çünkü fil kısıtlanmış oluyor ve siyahın uğraşması gerekiyor D6 at D2 bu arada A4 hamlesi hem fil saklamak için at A5'ten sonra hem de aynı zamanda A dikeyinde bir e, gerilim yaratmak için güçlü bir hamle ve C piyonunu gördüğünüz gibi henüz ...kullanmıyor ve neden kullanmadığını birazdan da göreceğiz. Kale'ye 8. Siyah... ...Zaitsev kurulumu olarak e, isimlendirilebilecek... ...kurulumu tercih etti aslında ama... ...beyaz... E, ...ana varyant oynamadığı için yani... ...şu pozisyonu düşünecek olursak örneğin Zaitsev... E, ...bu varyanta verilen bir isim... ...Fil B7 ardından D4... ...Kale'ye 8. Zaitsev bu... ...gördüğünüz gibi aynı şeyi yapıyor ama beyazlar bu varyanta gitmediği için... ...bakalım etkili mi... ...Zaitsev kurulumu buna karşı... ...gibi bir e, soru doğuruyor... E, ...beyazlar için... Beyaz tipik İspanyol manevrasını yapıyor. At F1 ve atı E3'e veya G3'e gitmek için. H6 ve fil D2. Niye C3 oynamadığını görmüş oluyoruz. Çünkü siyahın yapmak istediği en önemli manevralardan bir tanesi at A5 oynayıp C5 yapmak ve rakibin merkezi ilerleyişini daha da zorlaştırmak ve merkez kontrolünü arttırmak. Vezir kanında ilerlemeye çalışmak. Fil F8. At E3. Ve gördüğünüz gibi at G3'e değil E3'e gitti. Çünkü at G3'e gitmiş olsaydı belki G6'dan sonra at e Yeterince işlevsel olmayacaktı ama atayı 3 hamlesini birazdan göreceğimiz gibi başka bir anlamda yükleyebiliriz. Atayı 7 siyah yine c5 oynamak istiyor. Ve beyaz fikrini ortaya çıkartıyor. c4. Bu önemli bir hamle çünkü az önce söylediğimiz gibi vezir kanında yaratılan baskıyı bir şekilde ilerletmek gerekiyor. Ve bunu c4 ile yapıyor. Biraz sıra dışı görünebilir. Piyon yapısı biraz zedeleniyor. Ancak kendisinin e, kaybettikleriyle beraber kazandıkları şeyler var. O da göreceğimiz gibi bc4 at C4'ün ardından bir merkez kontrolü ve beyaz D4 oynadıktan sonra baskıyı iyice arttırmaya çalışacak ve merkezi ele geçirecek. Tabi bunun için hazırlık yapması gerekiyor. Ve karşısın at C6 oynuyor. Yani gördüğünüz gibi hiçbir ön yargı yok. Son derece pozisyona yaklaşılması gerektiği gibi uğraşan ustalar var karşımızda. Atı geri gitti geri geldi ve C5 de sürmedi. Ancak pozisyon tamamen değişti C4'ten sonra. Ve at C6 oldukça anlamlı hale geldi. Çünkü at zayıf kareleri göz dikerken aynı zamanda E7'deki kadar e, anlamsız durmayacak ve c5 yapmaya gerek yok kare c1 c2 hemen az önce söylediğimiz gibi e, yaratılan oyunun e, parçası a5 fil c3 d4 sürmeye çalışıyor dediğimiz gibi ve fil c8 yapması oldukça zor bir hamle ama ilk başta söylediğimiz d3 hamlesi fili kısıtlamıştı evet ve fil aslında burada eğer d5 süremezseniz etkili değildi ve e, beyazın yaptığı manevrayla c4 ve at c4 alarak e5 karesinde baskı olduğu sürece D5 yapmanız imkansızdı. Bu yüzden siyah çok güzel bir karar veriyor ve fil C8 fil E6 oynuyor. Ancak dünya şampiyonunun bu tip fikirleri çoktan bildiğini varsaymak gerekiyor. Sürpriz değil aslında bu ve beyaza D4 oynamaya izin veriyor. D4, E alır D4, at alır D4, at alır D4 ve E4 piyonunu saldırı altında olduğu için vezir D4 fil E6 ve siyah manevrasını tamamladı. Görünüşe göre çok pasif duruyor. Ancak beyazın yapabilecek ekstra bir şey yok. E5 yaptığınız zaman çok fazla taş değişim olacağı için bir şey elde etmek mümkün değil ve siyah şu anda D5 yapmaya çalışıyor ve bunu engellemek de zor. H3 oynuyor ve C6'dan sonra D5 yapmaya çalışıyor dünya şampiyonu ve bundan sonra oluşacak oyun sonu dünya şampiyonu tarafından doğru değerlendirilmiş ve force beraber diyebiliriz. Fil C2. Bu arada bu çaprazda bir açmaz olduğu için fili buradan çekmeden ilerlemek mümkün görünmüyor. Örneğin E5 yaptığınız zaman atla almak mümkün değil. Fil boşta kalıyor ve ilerlemek istiyorsanız fili oradan çekmeniz gerekiyor. Fil c de siyah beklenen D5 hamlesini yapıyor. Ve burada avantaj elde etmek çok zor. E'de 5 alındığı zaman bir şey de demiyoruz. Ee, ve filin çaprazı da açıldı. C5 oynanmak isteniyor. Dikkatli olunması gerekiyor ve tek kazanma şansı ancak yeterli olmayan hamle E5 kalıyor geriye. Ve bir oyun sonu oluşuyor. D alır C4. Evet. Vezir D8. Kale D8. E 6 Ve burada dünya şampiyonu yaptığı hamle yine çok öğretici. Fil B4 oynuyor ve ee, güzel olarak e, değerlendirdiği, kendi pozisyonu için güzel olacağını düşündüğü devam yolunu tercih ediyor. Fil B4. Bu arada e, normalde kaleyi gelip buraya saldırması ve rakibin piyonunu burada tutması beklenir. Ancak fil o kadar güçlü ve hiçbir şey yaptırtmıyor ki. Hem bu çaprazda örneğin diyelim ki bu şekilde devam etmiş olsun. Aynı zamanda sadece piyonu korumakla kalmıyor ve e, siyah şaha da saldırıyor. O yüzden böyle bir karar alması oldukça kolay. E, güzel fil b4 fg7 fil alır c3 b alır c3 şah g7 aslında beyazın yine şansı olmalı çünkü siyahın duble piyonları var ve şah kanadında piyon çoğunluğu var beyazın fakat dünya şampiyonu gerçekten o kadar temiz oynuyor ki hiçbir şans vermiyor şah f1 olası kale girişlerine karşı şahı yaklaşıyor kale a b8 şimdi içeri girmek istiyor kale b1 zorunlu ve şah f6 fikrini gösteriyor fil f5 fikri olabilir kale b8 kale b8 kale b1 kale b1, kale b1. fil b1 aslında beyaz bunu eğer bir iki hamle eklersek tahtayı kazanmaya çalışabilir. Şah e3, g4, f4 ve zorlayabilir oldukça. Çünkü kendisinin vezir kanadında durdurduğu piyonlara karşı şah kanadında bir geçer yaratma şansı var. Ancak dünya şampiyonu çok önceden gördüğü gibi bu pozisyonda rakibine hiç şans vermiyor. Şah e5, merkezileşme hamlesi, şah e2 ve f5. Rakip şahın bir adım daha atmasına izin vermeyen bir hamle bu. Fil c2, f4 ve beyaz şah. Adeta paketlendi orada çünkü Filde dahil olduğu zaman e, şah hiçbir yere gidemeyecek. Ve taraflar burada fil B1 C5, fil C2, fil D7. A4 piyonuna saldırıyor. F3 şah F6, H4 şah E5. Tabii ki siyah şahın girmesini istemiyor ancak zaten e, pozisyon oldukça kurudu. Şah F2, şah F6, şah E2, şah E5. Ve taraflar burada hamle tekrarıyla beraberlikte anlaşıyorlar. Evet arkadaşlar yani e, oyunları canlı yayında izleyenler için ben iki tane canlı yayın yapabilmiştim. Özellikle açılış bölümlerini inceleyebilmiştim tamamını canlı yayınlamam gerçekten benim için de mümkün değil ama bu şöyle ne katılmak istemiştim umuyorum e, kısa bir özet yapabilmişimdir ve hoşunuza gitmiştir e, çünkü bu da istenmişti arkadaşlar e, video altı yorumlarda ve canlı yayında e, oyun sonrası analizlerinizi bekliyoruz demişlerdi ben de yapmaya çalıştım umuyorum hoşunuza gider arkadaşlar daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın